Allah Zülcelal Hazretleri buyuruyor. İnna Allaha yuazibul muvahhidin. Allahu Teala Hazretleri la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Allah bir diyen muvahhid, mümin, Muhammedur Resulullah diyen müminleri yuazibul muvahhidine, isyan edenler, heva hevesine tabi olanlar, evet, sapık fırkalar, mezhepler var İslam aleminde. Sapık mezhepler var. Allah Ramazan ayında oruç tutun diyor. O tutmuyor. Kendine göre örfü var, adeti var. Sadece 10 gün Muharrem ayında bir oruç tutuyor. Allah Ramazan ayında oruç tutun deyip duruyor. Ayet var öyle. Öyle görmüş. Öyle topluluktan yetişmiş. Bunlar yanlış, sapıtmış insanlar. Bunlar sapıtmış. Şimdi Allah Zülcelal Hazretleri la ilahe illallah diyenleri affeder. Böyle kimselere de azap eder. Asi, günahkar, heva hevesine tabi olmuş sapık fırkalardan fi cehenneme, cehennemde bi kadri noksan-ı imanihim, imanlarının noksanlığı ölçüsünde onları azap eder. İman bir bütündür, parçalanmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak lazım. Onu tabi olunca onun getirdiklerinin hepsini kabul etmek lazım. Diyor ki, Efendimiz de buyuruyor ki, benim ashabım kim olursa olsun, hiçbirine taan etmeyin, dil uzatmayın, aleyhine konuşmayın, onlara düşmanlık etmeyin. Onlara dil uzatan bana dil uzatmış olur. Ama bazı insanlar var maalesef, sapıtmış. Hazreti Ebu Bekir'e lanet okuyor. Ömer'e lanet okuyor. Osman'a sövüyor. Öyle İslam aleminde gruplar var. Evet. Bunların imanı eksik. Allah yok demiyor. Kabul ediyor ama peygamberin bu emirlerine uymuyor. Böyle laflar ediyor. Böyle düşünceler içinde olanları. Cenab-ı Hak cehenneminde İmanlarının eksikliği ölçüsünde azaba tabi tutar. Öyleyse iman derecesine göre değişecek, azaplar da değişecek demektir bu. Evet, bazı insanlar daha mahşerde bu cehennemdeki durumlarının nasıl olacağını mahşerde görmek mümkün. Mesela mahşerde de mahşer sıkıntılarından sıkıntılarına uğrayan adamlar farklı. Mesela ter diyor, güneş mahşerde beklerken yaklaşacak, insanlar terleyecek. Kimsin teri topuğuna kadar, kimsin dizine kadar, kimsin beline kadar, kimsin göğsüne kadar, kimsin gırtlağına kadar. Böyle aynı cehennemde de İmanlarının noksanlığına göre ayakları azapta olan, dizlerine kadar azapta olan, beline kadar azapta olan, göğsüne kadar azapta olan kimseler vardır. İmanların noksanlığına göre azap eder onlar, onlara. Evet. İmanımızı Allah kamil eylesin. Kafir tamamen yanar. Çünkü imansızdır. Bedeninin tamamı, hem de Allah kafirlerin bedenini çok büyütür. Yani çok yansın diye. İki omzunun arası günlerce gidilecek mesafe kadar geniş olur. Çok yansın diye. Kafirler böyle. Müminler imanlarının eksikliğine göre topuğuna kadar, dizine kadar, beline kadar, göğsüne kadar azap görürler. Evet. Efendimiz öyle diyor. Kafirin iki omzunun arası yekûnü mâ beyne menkibeyil kafir finnâri mesiret selâsete eyyâm lirrâkib. Binitli adam üç gün gidebildiği yol kadar genişler. Ateş daha çok yaksın diye. Vücudu ne kadar azap görür. Sümme yarattuhum ilel cennem. Evet. Ehl-i sünnet inancı işte bu hadislere dayanır.
Kur'an-ı Kerim'de de var, ayetler var. Ehl-i Sünnet inancı, mümin olan bir kimse imanıyla göçmüş, çok günahkar olsa bile inkar etmemek kaydıyla ne kadar büyük günah işlerse işlesin, imanıyla göçmüşse mutlaka cennete girecek. Ama doğru girecek, ama günahı kadar şimdi diyor ki bak imanın eksikliği kadar yanacak. Onun derecesine göre topuğuna kadar yanan var, dizine kadar yanan var, beline kadar yanan var. Sonunda diyor güzel peygamberimiz okuduğum şeyde, sonunda onu cennete gönderir. İmanı sebebiyle cezasını çektikten sonra. Bunlar peygamberimizin şefaatine uğramamış, şefaatine ermemiş kişiler. Genel aftan yararlanamamış kişiler. Mesela kim yararlanmayacak? Kin sahipleri. Bırakır diyor bak. Onlara izin yok. Burada onları bırakır dedi. Kin besleyenleri. Ama adam mümin ama kindar. Bunlara cezası kadar yanacak. İmanı sebebiyle eninde sonunda cennete girecek. Ehl-i Sünnet inancı da budur. Onun için biz ne kadar büyük günah işlerse işlesin, inkar etmemek kaydıyla bir adama işlediği günahtan dolayı kafirsin diyemeyiz. Cehennemliksin de diyemeyiz. Hadis-i şerife göre günahı kadar yanacak, sonra cennete gidecek diyor. İmanı sebebiyle ebediyle cehennemde sadece kafirler kalır. Mümin olanlar, imanı olanlar, zerre kadar imanı olsa bile inkar etmeyenler eninde sonunda cennete gidecekler. Ama Resulullah Efendimiz şöyle müjdeli hadisler var. Ben diyor kalbinde zerre kadar imanı olana da şefaat edeceğim diyor. Rahmeten lil alemin çünkü. Onları diyor şey demem, Allah'a yalvaracak. Bu şefaat işi oluncaya kadar o zaman işimiz kolay dememek lazım. Kaç bin sene ölenler var. Değil mi? Kabir azabı çekiyor. Mahşerde bekleme süresi var. Mahkeme kübra kurulana kadar bekleme, azap var. Mahkemeden sonra mahkum olup o sıkıntıyı girdikten sonra peygamberimiz diyelim araya girdi, affettirdi, şefaati kabul oldu. O zamana kadar o kadar yanalım diyemezsiniz. Allah an içinde zaman yaratır, zaman içinde zaman yaratır. Az zamanda çok büyük azapları, azaplarla tazip eder, canlarını acıtır günahkarların. Onun için peygamberin şefaatine umutla bağlanmalı ama işi sağlam tutmalı. Ne olsa kurtulacakmışım filan diye gevşek tutmamalı. Evet, mümin olan eninde sonunda iman noksanlığı kadar yandıktan sonra sümme yaruttum ila cenneti huluden daimen bi imanihim, imanları sebebiyle bir daha çıkmamak üzere cennete gider. İmanlı göçen adam günahı kadar yandıktan sonra tabii günah cehennemde yanacak insanlar. Odunu yaktıktan sonra köz oluyor. Sonra da ne oluyor? Simsiyah kömür oluyor. O cehennemlikler de simsiyah kömür. Öyle rahmet nehrine atacaklar onları. Cezaları bitince. Orada rahmet nehrinde yıkanınca o siyahlıları gidecek. Yeniden Allah onlara güzellik verecek. Fakat alınlarında cehennemden gelmiştir. Cehennemden sürgün edilmiştir buraya diye işaret olacak. Herkes de aa bizim komşuya bak. O öbür taraftan gelmiş tanıyacaklar. Diyecekler ki ya Rabbi lütfettin, merhamet ettin. Ateşten bizi kurtardın. Şu durumdan da kurtar diyecekler. Onları da silecek diyor. Ama o zamana kadar bunlar olacak. Yani işi gevşetmemek lazım. Sıkı tutmak lazım. Bir an evvel günahlardan vazgeçmeli, tevbekâr olmak lazım. Bu hadis böyle güzel. Evet. Evet. İbn-i Asakir Hazreti Enes'ten hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.
İnna Allaha yu'azibu yevmel kıyameti ellezine yu'azibuna nase fid dünya. Kıyamet gününde Allah dünyada insanlara azap edenlere azap eder. Evet, şimdi Firavun Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Firavun Mısır krallarına verilen ad. Ama biz Firavun deyince Musa Aleyhisselam'la uğraşan herifi hep hatırlıyoruz. Firavun kral demek. Mısır kralları tanrılık iddiasında bile bulunmuşlar. Gidenler görmüştür. Ebedileşmek için kendilerine piramitler yaptırmışlar. Ben ölçtüm. Benim boyumdan uzun ve de bir metre kadar kalınlığında en ağır, en sağlam granit taşından taşları üst üste koydurarak 147 metrelik piramit yaptırmış. İçine gömülmüş bütün hazineleriyle, bütün zenginlikleriyle gömülmüş. Yapan ustayı da gizli bir çıkış kapısı var. Hazinelerimden kimse çalmasın diye yaptıktan sonra emir vermiş ki öldürün, kimse duymasın diye. Bir de şimdi gidenler görürler, sifenksler var orada, aslan heykelleri var. Yani Firavun'un zenginliklerini çalmaya gelenler aslanlar parçalayacak. İtikadı öyle yani. Daha senesine varmadan Firavun'un hazinelerinden çalmışlar insanlar. Sadece Luxor deniyor güneyde Mısır'da. Bir sürü Firavun'un kabrinden bir tanesinin hazineleri bulunabilmiş. Çok derinlerde kaldığı için. Onu Kahire Müzesi'ne teşhir ediyorlar. Bu Firavunlar elinde kamçı, halkına zulmediyor. Tabii onların devrinde Beni İsrail var orada. Yakup Aleyhisselam biliyorsunuz, Yusuf Aleyhisselam hikayesini biliyorsunuz. Bütün oğullarıyla gittiler, orada kaldılar. Beni İsrail orada çoğaldı. Daha sonra iktidar bu işte Firavunlara geçti. Nebati deniyor onlara. Onları çok zulmettirdi, zulmetti bu Firavunlar. Kamçılarıyla onları döverlermiş. O piramitler, o taşları nasıl onlara çıkarttı? 147 metre, çok ağır, tonlarca. Onlara kabrini yaptırmış, zulmetmiş. Şimdi Musa Aleyhisselam Firavun'un yanında büyüdü. Rüya görmüş Firavun. Rüyasını yorumlatmış o zamanki bilginlere. Demişler ki bu Beni İsrail'den bir oğlan çıkacak, doğacak. Senin şeyini, saltanatını elinden alacak. Onun üzerine bütün Beni İsrail kadınlarını kısırlaştırmış. Çocuklarını kesmiş. Hamile kadınların çocuklarını telef etmiş. Fakat Musa Aleyhisselam'ın anasına Allah ilham etmiş. Sen doğur çocuğun, o da hamile Musa Aleyhisselam'a. Sen demiş doğur, biz onu koruyacağız. Kur'an'da şeysi var, anlatılıyor. Doğurmuş, sandığa koymuş, kundaklamış, Nil Nehri'ne bırakmış. Bir taraftan da kardeşini göndermiş anaya, yavrum ne olacak, başına ne gelecek diye. O da takip ediyor. Firavun'un hanımı Asiye, çocuğu olmuyormuş. Hizmetçisiyle Firavun'un sarayından geçiyor Nil Nehri bahçesinden. Bahçesinde gezinirken bir bakmış ki nehrin kenarında, Nil Nehri'nin kenarında ağaçlara takılmış bir sandık. Hizmetçisini indirmiş, çıkartmış, bir bakmış. Peygamber olacak çocuk güzel olmaz mı? Gürbüz bir güzel çocuk. Çocuğu hiç olmadığı için hemen kanı kaynamış. Demiş ki bu çocuğumu bulduğumdan bahsedersen senin derini yüzerim demiş. Kimseye söylemeyeceksin. Eve gelmiş. Demiş ki bak herif adam, rakiplerini yendin, iktidara geldin ama rakiplerin pusuda bekliyor. Yarın senin iktidarını bu kadar zorluklarla elde ettin, iktidarını elinden alacaklar. Bu çocuk daha bir günlük yeni doğmuş. Bizim çocuğumuz deriz, biz büyütürüz, kendi
düşüncene göre terbiye edersin, yerine bunu bırakırsın, sana canına kasteden rakiplerine vermezsin krallığı. Doğru söylüyorsun hanım demiş Firavun Asiye anamıza. Firavun bu konuşmadan sonra Musa Aleyhisselam'ı almış sarayına. Süt dadısı getiriyorlar, emmiyor. Çünkü ona ilham ettik biz diyor, emme kimseyi diye. Çocuk acıkınca başlamış bağırmaya. Adamları gönderiyorlar. Firavun çocuğu olmuş. Süt dadısı lazım diye. Kardeşi de yani teyzesi de Musa Aleyhisselam'ın takip ediyor. Çocuğun başına neler gelecek diye. Anası onu göndermiş. Saraya girdikten sonra yine bakıyor uzaktan. Sarayın adamları sağa sola koşturuyorlar falan. Birine diyor ki niye koşturuyorsunuz? Bizim Firavun'un oğlu oldu. Ama süt dadılarını emmiyor. Süt dadısı arıyor. Arıyoruz. Teyzesi demiş ki ben size demiş onun emciği dadıyı getireceğim. Aman demişler çabuk getir. Hakiki anasını almış gelmiş. Nasıl asılmış anasının memesine, nasıl emmiş. Sen demişler burada dur. Kuş sütüyle beslemişler. Anasını da oğlu Musa Aleyhisselam'ı da. Evet Allah bu düşmanına peygamberini büyüttürüyor. Öyle itibarlı. Musa Aleyhisselam 650 bin çocuk öldürülmüş diyor tefsirler. Ne kadar çocuk kestiyse Firavun onun gücünü ona vermiş. Çok gürbüzmüş. Çok kuvvetliymiş. Şeyken çocukken Musa kırbaçtan söz ediyoruz ya. Musa o Aleyhisselam'ın Firavun'u kel kafalı bir herif. Mumyalı orada duruyor. Gidenler görebilir. Şehirde insanlara eziyet etmiş kamçısıyla, dövmüş. Akşam gelmiş, yorulmuş. Kamçısını koymuş, bağrını bacağını açmış, kafasındaki tacını çıkarmış. Kel kafalı bir herif zaten. Musa Aleyhisselam da çocuk da. Kamçısını eline almış, öyle bir vurmuş kafasına, Firavun kafasına. Çok güçlü dedim ya, 650 bin çocuğun gücünü vermiş Allah ona. Çok canı yanmış Firavun'un. Fena vurmuş ama kamçıyla. Hemen kılıcına koşmuş, Musa Aleyhisselam öldürecek. Asiye anamız demiş ki, ya sen koskoca kralsın demiş, Firavun'sun. Çocuk ya bu demiş. Ya demiş, çocuk vuruşuna benzemiyor, fena vurdu demiş. Dur demiş, deneyeceğim. Öldürtmemiş onu. Ateş koymuş bir tarafa, bir tarafa da altın koymuş. Musa Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam gelmiş, ulan demiş ateşe sun, altınlara el sürme. Okumuş, Allah okutmuş ona. Ateşle altınları yan yana koyunca Musa Aleyhisselam hemen ateşe sunmuş. Ateşin de ağzına atmış ateşi. Gördün mü demiş, bak aklı erse altınlara sunar. Tamam haklısın demiş, dövmekten vazgeçmiş. Böyle bir olay var. Sonra delikanlı yaşına gelince de kralın oğlu ya şehre çıkıyor gezerken güçlü böyle bir peygamber Musa Aleyhisselam. Onun güçlü olduğuna dair Kur'an'da ayetler var. Mesela Tur Dağı'na Beni İsrail'i Firavun'dan kurtarıp bırakmış Harun Aleyhisselam başına kendi Tur Dağı'na çıkmış. Dönünceye kadar 40 gün 40 yine Beni İsrail altını topmaya başlamışlar. Kur'an'da var, buzağı yapmış. Altın, kadınların altınlarından buzağı heykeli yapmış. Rüzgar esikli de bağırırmış buzağı. Yani Tanrı dediğin görülür demiş. Bak Mısırlıların bile onlar öküze tapıyorlar. Onların bile diyor canlı öküzleri var, tanrıları var. Bizim niye olmasın? O Beni İsrail hemen Firavun'dan kurtardığını unutuvermişler. O altın buzağıya Samiri adında bir kuyumcunun yaptığı tapmaya başlamışlar. Harun Aleyhisselam dinlememişler. Başına çoban bırakmış Musa Aleyhisselam. Bunlara göz kulak ol diye. Bakmış ki altın buzağı tapıyorlar. Çok kızmış Harun Aleyhisselam'a. Güçlü olduğunu arz ediyorum. Harun Aleyhisselam da Miraç hadisinde geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç çıktığında onunla konuşmuş, görmüş. Son derece gürbüz, kıllı bir adamdı diyor. Kılları
gömleğinin dışına çıkıyordu diyor. Öyle güçlü. Ama Musa Aleyhisselam daha güçlü. Sakalından tutmuş, tek elini kaldırmış havaya öfkesinden. Neye bunları demiş, göz kulak olmadın, bunlar bak buzağıya tapıyorlar. Aynen Kur'an'da var. Yapma umma, anamın oğlu. La ta'khuz bilihyeti. Canıma acık diyorsun, sakalımı bırak. Sözümü dinlemediler. Orada var yani, tek elini kaldır bakayım bir çocuğu şöyle havaya. Koca adamı kaldırmış. O kadar güçlü Musa Aleyhisselam. Şimdi gezerken böyle güçlü. Dedim ya, 650 bin kişinin gücünü vermiş Allah ona. Beni İsrail'den bir adamla, Gıpti, oranın yerlisi cingen, Firavun'un sülalesi cingenler, kavga etmişler. Tartışırlarken o Gıpti beni İsrail altına almış, çıkmış göğsünün üstüne oturmuş, boğazını sıkıyor. Musa Aleyhisselam da oradan geçerken gürbüz bir delikanlı, biliyor onun beni İsrail'den olduğunu. Demiş, sende insanlık denen bir şey yok mu? Bak adam beni öldürecek, boğazımı sıkıyor, gel sen kurtarsana. Musa Aleyhisselam bu yardım dileme üzerine varmış, adamı kaldırmış şöyle, çekirlen demiş şöyle elin tersine. Öyle güçlü adam ki adam yere yıkılmış ve ölmüş. Çekirlen o üstüne oturan Gıpti'yi öldürmüş yani. Ertesi gün adam, o Ben İsrail'i bela bir adam, yine geziyor Musa Aleyhisselam, yine birisine dalaşmış. Evet, bak diyor, beni yine kurtar diyor, yoksa dün adam öldürdün söylerim diyor. Seni astırırım diyor, aynı adam yine. Evet, işte Musa Aleyhisselam bu duyulduktan sonra elini böyle ayırırken, kavga ayırırken adam öldürdü. Anlaşılınca tabii yakalayıp idam edecekler. Hemen Allah ona vahyetmiş, kavmini al, çık buradan git. İşte o kavmini topluyor Ben İsrail'i, Kızıldeniz'den varıyorlar, Firavun da askeriyle arkasından. Herkes telaşlanıyor, Firavun güçlü ordusuyla arkadan geliyor, onlar silahı yok, bir şeysi yok. Allah büyüktür diyor, Allah bizi yalnız bırakmaz diyorlar, asasını bırakıyor denize. Deniz ikiye ayrılıyor, 12 yol oluyor deniz. Ben İsrail'de 12 kabile karşıya geçiriyor. Firavun da geliyor sıra, deniz ikiye bölünmüş, 12 tane yol. O da atını sürüyor. Tam denizin, Kızıldeniz'in ortasına varınca sular bir kavuşuyor. Boğulacak, ordusu boğuluyor, kendi boğulacak. Kur'an'da var. Musa'nın Rabbine ben de inandım diyor. La ilahe illallah diyor yani. Osman Cebrail Aleyhisselam gelmiş, Kur'an'da var. El ene, şimdi mi söylüyorsun? Şimdiye kadar tanrılık iddiasında bulunuyordun. Ağzını yummuş, çamur sıvamış. O güzel kelimeyi alma kelime. Yani insan son anında ahireti görüyor, cenneti görüyor, cehennemi görüyor ölecek adamlar. Kimisi güle güle cenneti gördüğü için, bir an evvel cennete gitmek için güle güle ölüyor. Kimisi de ölmek istemiyorum diye bağıra çağıra, yırtına yırtına ölüyor gördükleri için. O sırada herkes mümin oluyor. Ama gözü açıldıktan sonra iman geçersiz. O sekerat-ı mevt'te yapılan iman geçersiz. Önce, evet böyle şeyler var. Şimdi tabii burada size hadisi okuyoruz. Müminleri Allah kıyamet gününde İnsanlara zulümleri ölçüsünde azaba tabi tutacak. Böyle zalim krallar, idareciler, sen de gücüne güvenerek zayıf kimseleri ezmişsen, dövmüşsen, zulmetmişsen, müminlere eziyet ettikleri ölçüde onları eziyet edecek zalim idarecilere, insanlara diyor Allah kıyamet gününde. Evet. Yani adaletle hareket edenler muteber, zulmedenler, haksızlık edenler, başkasına eziyet edenler zulümleri ölçüsünde Allah'tan kıyamet gününde azap görecekler. Onun için ben makamım muazzam bir makam, emrimi herkes dinler deyip haksızları hak tutmamalı,
haklıların hakkını vermeli, zulmetmemeli, yoksa edilen zulüm ölçüsünde zulmedenler azap görecek diyor güzel peygamberimiz. Evet, güçlü bir adam dedi, çok güçlü, boksör, pehlivan, karşısında sen dayanabilir misin? Ya dedim yapacaksın da senin leşini sererim. Serecek güçte. Ama haksızsa sermeyecek. Haksızlığı yaptırmayacak. Yaptırırsa burada gücüne güvenir de, kolunun, bacağının gücüne güvenir de, makamının gücüne güvenir de zulmederse, insanlara yaptığı zulüm ölçüsünde kıyamet gününde o insanlara zulmedenleri de Allah azap edecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde. Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Hişam bin Hakim'den, keza Ahmed İbn Hanbel, İyaz bin Ganem'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şöyle bir bilgi var burada. Müslim'de geçiyor bu. Evet. Hişam, bu Nabat Mısırlı, Nabti, Nabati kavminden bir insanların yarına uğramış. Evet, adamları zamanın idarecisi güneşte ayakta durdurmuş ve de ve subba ala ruusihim ezzeyd, şeyde güneşte kaynamış sıcak yağ dökmüş tepelerine. Öyle görmüş ve sormuş. Bu ne? Evet, bunlar haraç, cizye vermediler. Onun için güneşte kel diyor ve sıcak zeytinyağı döküyor üstüne. Onun için cezalandırıyorum diyor. Eşhedü, şehadet ederim ki semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu, Resulullah şöyle buyuruyordu. Dünyada insanlara zulmeden zalimlere Allah kıyamet gününde zulümleri ölçüsünde azap edecek hadisini o zaman söylemiş. Öyle çok diktatörler var biliyorsunuz insanlık tarihinde. İnsanları ezmiş, zulmetmiş. Bu hadisi o zaman Efendimiz'den duyduğunu söylemiş. Bu hadisi nakleden Hişam bin Hakim, Allah ondan razı olsun. Biz de makamımıza, gücümüze, şöhretimize güvenerek kimseye haksızlık etmeyelim. Yoksa öbür tarafında kaçmak, kurtulmak yok. İnsanlara yapılan zulüm kadar Allah da orada insanlara, zalimlere azap edecek. Efendimiz bunu bize duyuruyor.